1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşması'nın kabulüyle başlayan ve her iki ülke tarafından önemli kazanımların elde edildiği ticari birlikteliğimizin yeni dönemde çok daha ilerilere taşınacağına ve yeni kazanımlarımızın hız alacağına ben yürekten inanıyorum. Elbette biz AB üyelik sürecine sadece şartları gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. Avrupa Birliği'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, serbest ticarette dayalı değer yargıları bizim medeniyet değerlerimizle, medeniyet anlayışımızla örtüştüğü için AB ile bir ortaklık kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğuna inanıyor. Türkiye'nin üyelik sürecinin AB açısından bir sınav olduğunu görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımlarla ortaya çıkacak. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne kadar AB üyelik sürecimizden biz aslında hiç sapmadık. Taahhütlerimizi aksatmama noktasında azami gayret gösterdik. 62 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aslında aynı şekilde kararlıyız. Süreçte karşılaştığımız zorluklar tam üyelik kararlılığımızı asla etkilemedi. Avrupalı dostlarımızdan da aynı gayreti görme arzusunda olduğumuzu ben buradan bu kürsüden de tekrar ifade etmek istiyorum. Tüm proje sahibi kurum ve kuruluşlarımıza, bakanlık çalışanlarımıza, AB Türkiye delegasyonuna, Dışişleri Bakanlığımıza ve davetimize icabetlerinden dolayı tüm misafirlerimize tekraren teşekkür ediyor. Sayın Bakanımıza, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.